inceleme yapmak üzere görevlendirdik. Değerli arkadaşlarımız olay mahallindeki incelemelerini ve gerekli çalışmalarını titizlikle yerine getirmişlerdir. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın hazırladıkları inceleme raporundan anlaşılmıştır ki patlamalarda hayatını kaybeden kardeşlerimizden onu da parti mensubumuzdur. Edindiğimiz izlenimler ve aldığımız bilgiler muhteviyatında söylemeliyim ki Reyhanlı'dan çok olumsuz bir hava hakimdir. Korku ve panik hali Reyhanlı'yı adeta rehin almıştır. Haklı olarak endişeye kapılan vatandaşlarımız ilçeyi terk etmiştir. Patlamalarla büyük zarara uğrayan esnaflarımız dükkanlarını kapatmıştır. Sayıları 700'ün üzerinde bulunan iş yerleri patlamalardan olumsuz etkilenmiştir. Önemli oranda zarar gören iş yeri sayısı 452'yi bulmuştur. 62 araç tahrip olmuş, 11 kamu binası ile birlikte 293 konut hasar almıştır. Bunların yanı sıra patlamaların yol açtığı sosyal yara, güvensizlik, şüphe ve şok dalgası çok daha derindir. Her şey ayan beyan ortadadır ki sınır hattımız adeta viraneye dönmüş, metruk bir hale dönüşmüş ve kendi kaderine terk edilmiştir. Türkiye'nin egemenlik hakları çiğnenmiş, hükümranlık hakları yara almıştır. Bunlar çok ciddi bir zaaftır ve mutlaka sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Menfur saldırıları gerçekleştikten sonra yapılan açıklamalar dikkatle irdelenmeli ve mutlaka da üzerinde durulmalıdır. İçişleri Bakanı patlamaların akabinde kanlı olayı gerçekleştiren örgüt ve bağlantılı kişilerin tespit edildiğini iddia ederek katillerin Suriye menşeili el muhaberat yapılanmasıyla ilişkili olduğunu açıklamıştır. Yıkımdan sorumlu başbakan yardımcısı da benzer yorumlarda bulunmuştur. Bir diğer başbakan yardımcısı da ne yapacağımızı herkes görür. Kim olursa, kim planlamışsa, icra etmişse arkasındaki güç ne olursa olsun bunun hesabını sorarız diyerek yine sallamış, laf olsun, torba dolsun türünden konuşmuştur. Dışişleri Bakanı bir adım ileriye gitmiş, kim hangi gerekçeyle olursa olsun dışarıdaki herhangi bir kaosu Türkiye'ye yansıtmak isterse bunun karşılığını görür. Kimse gücümüzü test etmeye cüret etmemelidir diyerek yurt dışından gelişmelere müdahil olmuştur. Başbakan Erdoğan aceleyle ve vahim bilançoyu tam kavramadan saldırıları sözde çözüm sürecini hazmedemeyenlerle ilişkilendirmiş, kuşkuları buraya çevirmeye ayaküstü de olsa gayret etmiştir. Net olan bir şey varsa o da şudur. Hükümet şaşkın, kafası karışık ve köşeye sıkışmıştır. Öncelikle şu hususlar hemen aydınlığa kavuşturulmalıdır. Bu saldırıdaki amaç nedir? Ve neyin mesajı verilmeye çalışılmıştır? Patlamaların arkasında gerçek manada kimler vardır? Tetik çeken elleri hangi mihraklar ve hangi güç merkezleri yönlendirmiştir? Bombalar Türkiye'ye nasıl sokulmuş? Bu sırada istihbarat neyle meşgul olmuştur? Ülkemizde daha başka bomba yüklü araçlar var mıdır? Var olduğu iddia edilenler nerededir, nereyi hedeflemiştir? Reyhanlı'daki kanlı saldırı çok yönlü araştırılmalı ve tüm gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. Suriye muhaliflerinin parmağı peşinen ihmal edilmemelidir. El-Kaide militanlarıyla ilgili kuşkular yabana atılmamalı, Türkiye'yi Suriye'ye kışkırtmaya çalışanlar dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Başbakanın ABD ziyareti öncesi bu saldırının gerçekleşmiş olması
zamanlama itibariyle tereddütlerimizi arttırmakta, aklımıza Türkiye üzerinden komplolar yapıldığı hususu gelmektedir. Başbakanın Esad merkezli sert beyanları, tehditlere bezenmiş üslubu Türkiye'nin aleyhine olmuştur. Artık tümüyle ortadadır ki başbakan ve hükümetinin Suriye politikası çökmüştür. Kendi halkına kıyan ve şiddetin dibine batan Esad yönetimi ve diğer unsurlar Türkiye'ye istikrarsızlık ihraç etmektedir. Görülmektedir ki Suriye meselesi iyice çıkmaza yuvarlanmış, iyice yokuşa sürülmüştür. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın tezleri, tahminleri ve dış politika konsepti iflas etmiştir. Bu şartlar altında Dışişleri Bakanı nereye kadar koltuğunda oturacaktır? Başbakan yardımcıları Beşir Atalay ve Bülent Arınç hala görevde kalacaklar mıdır? Reyhanlı'da patlayan bombaların sorumluları kesinlikle hesap vermelidir. Sınırlarımızı eleğe çeviren başbakan ve hükümeti sorumluluğu başka yerlere yıkmamalıdır. Bu saldırıyı milli mesele deyip de arkasına saklanması, Reyhanlı'nın üzerinden siyaset yapılmasını ağır sözlerle savuşturmaya çalışması başbakanı aklayamayacak ve kurtaramayacaktır. Başbakana göre 50 vatandaşımızın hunharca katledildiği patlamayı konuşmak, üzerinde durmak ve tartışmak doğru değildir ve başkalarının ekmeğine yağ sürmek demektir. Elbette kendisi durmadan bu ezberini dillendirmeye sürdürsün ama biz bildiğimizi okumaya ve bu meselenin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Basına ambargo koydurarak Reyhanlı ile ilgili yasaklar getirmesi başbakanın demokrasi anlayışının seviyesini göstermiştir. Anneler gününe bir gün kala annelerimize ağıtlar yaktıran bu hükümet nereye kadar hatalarının hesabını vermekten uzak kalacaktır? Reyhanlı'nın failleri yaptıklarının bedelini ödemeli, azmettiriciler kimse, gerekenler yapılmalıdır. AKP hükümeti imha olan Suriye politikasından dolayı Türk milletinden özür dilemeli ve daha fazla yıkım ve kayıplara uğramadan kendisini gözden geçirmeli ve dış politikasını tahsis etmelidir. Muhterem arkadaşlarım, AKP'nin Suriye merkezli hiçbir öngörüsü tutmamış, hiçbir yorumu amacına ulaşmamış ve hiçbir teklifi uygulamaya geçmemiştir. Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı konusunda bile başbakan ve başka bakanları karavana atmıştır. Maalesef başbakan konuştukça Türkiye zarar görmüştür. Başbakan Esad'a saldırdıkça, sövdükçe, hakaret ettikçe Türkiye bir yanından darp edilmiştir. Şam yönetimi ve muhalif unsurlar döktükleri kanı Türkiye'ye de sıçratmışlardır. Teröristler, zalimler sınır bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın canına ve malına kastetmiştir. Esad'la muhaliflerinin hesaplaşmasına, ölüm oyununa taraftar olan Başbakan Erdoğan Türkiye'yi ateşe atmıştır. Bugüne kadar Suriye kaynaklı meydana gelen saldırılar ve artan şehadetlerimiz nihayetinde sabrımızı taşırma noktasına kadar getirmiştir. Nitekim 22 Haziran 2012 tarihinde Malatya'dan keşif görevi amacıyla havalanan RF-4E Phantom tipi eğitim uçağımız Doğu Akdeniz üzerindeki rotasını takip ederken Suriye tarafından vurulmuş ve iki pilotumuz şehit edilmiştir. 3 Ekim 2012 günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından atılan top mermisi isabet etmiş, 4'ü çocuk,
biri kadın, 5 vatan evladı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, ikisi ağır olmak üzere 10 kardeşimiz de yaralanmıştır. 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren Suriye'den yönelen tehdit dalgası ve bilhassa Akçakale saldırısından sonra hükümet 4 Ekim 2012 tarihinden başlayarak bir yıl süresince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sınır ötesi hareket izni almıştır. Değişen angajman şartları kapsamında Suriye'de yapılacak saldırı ve tahriklere karşı gerekli cevabın verileceği hükümet tarafından ifade edilmiştir. 11 Şubat 2013 günü yine Reyhan ilçemizin Cilvegöz sınır kapısındaki personel lojmanlarının yakınında Suriye plakalı bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucunda Türk ve Suriye vatandaşlarından oluşan 17 kişi hayatını kaybetmiştir. 2 Mayıs 2013 günü bir kez daha Akçakale dolaylar çıkmış, sınırdan geçişlerine izin verilmeyen Suriyelilerin açtıkları ateş sonucunda bir polisimiz şehit olurken 11 kişi de yaralanmıştır. Daha dün son derece şaibeli şekilde Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde 5. Anajet Üst Komutanlığı'na ait bir adet F-16 uçağımızın düşmesi şüpheleri fazlasıyla yoğunlaştırmıştır. Ve uçaktan atladığı iddia edilen pilotumuzun da şehit olduğu anlaşılmıştır. Bu şehidimizle birlikte Suriye odaklı provokasyon ve saldırılar sonucunda ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sınır bölgelerimizdeki illerimiz ve ilçelerimiz adeta rehin alınmış, adeta kuşatılmıştır. Ne ilginçtir ki Başbakan Erdoğan 9 Ekim 2012 tarihli meclis grup konuşmasında aynen şunları ifade etmiştir. Sınırın bu tarafındaki vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde yaşıyor diye Halep'teki, Dara'daki, diğer Suriye şehirlerindeki kardeşlerimizin hunharca katledilmelerine, her türlü baskıya maruz kalmalarına göz mü yumacağız? Şimdi geldiğimiz bugünkü zaman diliminde Hatay'ın, Reyhanlı'nın, Altınöz'ün, Yayladağ'ın, Akçakale'nin ve diğer sınır şehirlerimizin güven içinde olduğunu ileri sürebilecek bir babayiğit var mıdır? Başbakan Erdoğan çok değil, yaklaşık 7 ay önceki görüşleriyle aynı çizgide, aynı noktada mıdır? Ve kendisi Türkiye'yi ne hale getirmiştir? Başbakanın Esad'ı hedefine alan aslı astarı olmayan, yavan, temelsiz ve uçuk sözlerinin vebaline nasıl katlanacağı hakkında bir fikri var mıdır? Men dakka dukka derken bu durumlara düşeceğinin, milletimizi bu hallere sokacağının hesabını yapmış mıdır? Suriye'ye daha fazla seyirci kalamayız mesajlarının başımıza türlü belalar açacağını öngörmüş müdür? Başbakan bu düzene dur demenin vakti geldi restini çekerken olacakları önceden görmüş, tehlikeleri sezmiş midir? Beşar Esad'a yönelik olarak hesap soracağız. Vallahi hesap vereceksin. Meşruiyetini yitirdi. Zalim, bıçak sırtındayız. Yezid, katil, cani gibi yutulamayacak ağır ifadeleri bugüne kadar bir sonuç doğurmuş mudur? Başbakan Erdoğan Suriye'yi iç meselemiz olarak lanse etmiştir. Birlikte tatiller yaptığı, ortak hükümet toplantıları düzenlediği, birisiyle kısa süre sonra düşman kamplara çekilen başbakan uzaktan uzağa Esad'ı sözde paylamış ve azarlamıştır. Bir zamanların dost ve kardeş Esad'ı birdenbire emzikli bebekleri katleden cani Esad'la yer değiştirmiştir. Açıktır ki 911 kilometre kare sınırımız olan Suriye'nin iç karışıklığına taraf olunması
Türkiye'nin bekasına ve egemenlik haklarına doğrudan doğruya olumsuz yansımıştır. BOP'un bir senaryosu olan Arap Baharı'nın Suriye'ye ayağa kanlı çekişmelere sahne oldukça ve üstelik Esad'la muhalifler arasındaki vuruşma uzadıkça AKP'nin tüm önermeleri birer birer çökmüştür. Dışişleri Bakanı'nın Irak'ta masada yoktuk, Suriye'de varız çıkışları bir yönüyle Suriye'nin parçalanmasına ve işgal planlarına yeşil ışık yakan ve onaylayan bir zihniyetle örülmüştür. Başbakan Erdoğan'ın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi halinde karadan destek veririz açıklaması, sonra da bundan çark ederek uçuşa yasak bölgeyi destekleriz noktasına gelmesi Suriye hakkındaki ana fikrini tüm yönleriyle ifşa etmiştir. Bu siyaset anlayışı Suriye konusunda uzun süredir savaş tamtamları çalmış ve uluslararası toplumu duyarsızlıkla itham etmiş, ABD'ye görev hatırlatması yapmıştır. Muhtemeldir ki Başbakan'ın ABD Başkanı ile bu hafta yapacağı görüşmenin ana gündemini Suriye oluşturacaktır. ABD'nin Suriye meselesi hakkında Rusya ile mutabakata varması bu ay içinde geçen yılki Cenevre Konferansı'nda belirlenen 6 maddelik uzlaşmanın esas alınacağı yeni bir uluslararası toplantının düzenlenecek olması AKP'yi kuşkusuz açığa düşürmüştür. Başbakan Erdoğan'ın tüm çabaları, tüm gözdağları ve tüm mesnetsiz kuru gürültüsü kendisini mahcup etmekle kalmamış, Türkiye'ye kan ve gözyaşı olarak sirayet etmiştir. Esad rejimi bölgesel kaostan nemalananlar, Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya çalışan küresel aktörler taşeronları vasıtasıyla Türk milletini kışkırtmışlar ve ölüm saçmışlardır. Muhterem arkadaşlarım, Başbakan Erdoğan geçtiğimiz pazar günü buruk bir şekilde idrak ettiğimiz Anneler Günü münasebetiyle partisinin İstanbul İl Başkanlığı kadın kollarının düzenlediği toplantıda akla ziyan değerlendirmelerde bulunmuştur. İlk olarak dile getireceğim şu sözleri son derece çelişkili görülmüştür. Türkiye'yi Suriye'deki kanlı bataklığın içine çekme yönündeki her provokasyon, her tahrik eylemi karşısında son derece dikkatli, son derece hassas, en önemlisi de son derece soğukkanlı olmak zorundayız. Bu sözler aynısıyla Başbakan'a aittir. Türkiye'yi Suriye bataklığına bizzat sokmaya çalışan birisi anında U dönüşü yapmış ve soğukkanlılıktan, aklı selimden, düşünmekten bahsetmiştir. Bu sözler başlı başına Türkiye'nin büyük bir yönetim sorununa işaret sayılmalıdır. Başbakan yine bu konuşmasında Suriye'nin Banyas şehrindeki hazin olaylara vurgu yapmış, ekran başında katledilmiş çocukların haline bakarak ağladığını belirtmiştir. Ve Başbakan Banyas'taki bebeklerin ölümüne değinerek şunları söylemiştir. Eğer ben o bebekleri görmeyeceksem, eğer ben minicik cansız bedenler için sesimi yükseltmeyeceksem, olmaz olsun böyle siyaset, olmaz olsun böyle bir dış politika. O bebeklerin, o çocukların, o annelerin işler acısı manzarası karşısında susmaktansa ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim. Peki Sayın Başbakan, sen Türkiye'deki bebekleri katleden alçaklarla pazarlık yaparken hiç mi yüreğin sızlamamıştır?
Yoksa Banyas'taki bebekler Türkiye'deki bebeklerden daha mı kıymetli, daha mı sempatiktir? Suriye'deki bebeklere sahip çıkarken vatanımızda kundaktan çıkmadan tabuta giren yavrularımızı ne zaman hatırlayacaksın? Ne zaman faillerini itiraf edeceksin? Bebeklerin katilleriyle çözüm ve barış konuşurken hiç mi üzülmedin? Hiç mi vicdan azabı çekmedin? Hiç mi ne yapıyorum ben diyerek öz eleştiri yapmadın? 29 Ocak 2013 tarihli meclis grup konuşmamda İmralı canisi ve çetesinin bebeklere, küçücük yavrulara nasıl kıydığını tarihleriyle birlikte açıklamıştım. Şimdi bunlara ilave olarak bebek cinayetlerinden sabıka yiyenlerin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etmek istiyorum. Başbakan Erdoğan'ın elinden tuttuğu İmralı canisi ve örgütü 20 Ağustos 1987 tarihinde Mardin dar geçitte beşiğinde uyuyan 4 aylık emzikli bebeğe kurşun sıkan canavarlardır. 9 Temmuz 1989 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3 yaşındaki bebeği öldüren canilerdir. 19 Ağustos 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kundaktaki bebeğe makineli tüfekle saldıran şerefsizlerdir. 24 Temmuz 1994 tarihinde Van'ın Atabinen köyünde 3 bebeği uyurken canını alan katillerdir. 27 Eylül 2011 tarihinde Batman'da 26 haftalık hamile olan Mizgin Doru'nun ve doğduktan bir süre sonra da hayatını yitiren o bahtsız yavrusunun kanlıları elbette başbakanın çözüm ortaklarıdır. 15 günlük, 1 aylık ve 1 yaşına henüz basmış onlarca bebeği doğrayan, körpe bedenlerine mermileri saydıran başbakanın pazarlık arkadaşlarıdır. Türk milleti İmralı canisine boşuna bebek katili dememiş ve bu katile boş yere bu sıfatı reva görmemiştir. Şu zihin bulanıklığına dikkat buyurunuz. Başbakan Erdoğan bunları unutmuştur ve Manyas'taki ölümlere ağlamaktadır. Türkiye'deki sanki bebekleri öldürenler hiç olmamıştır. Sayın Başbakan, bebek deyince senin aklına Suriye mi gelmektedir? Irak'ta, Afganistan'da, daha birçok Müslüman ülkelerinde katledilen yüz binlerce bebeğin katilleriyle küresel projelerde buluşmak hiç mi seni rahatsız etmemiştir? Bu kadar yaşanmış kayıplara rağmen sadece Manyas mı seni üzmüş? Sadece Manyas'taki bebek ölümleri mi gözlerinden yaş getirmiştir? Başbakan Erdoğan, ayrıca Suriye'ye yüzümü dönersem şehitlerimizin yüzüne bakamam. Yarın mahşer gününde Rabbim bana soracak, o bebekleri gördün de ey Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne yaptın diyecek. Kader yönünü ve tarafını kibirli bir edayla belli etmiştir. Sayın Başbakan, PKK'nın katlettiği bebeklerle ilgili sorgu ve sualin olmayacağını mı zannediyorsun? Cenab-ı Allah demeyecek midir? Bebek katilleriyle ne işin vardı? Onlarla ne yapıyordun? Ne işler çeviriyordun? Ne tezgahlar içindeydin? İlahi hesap gününde de çözüm istismarı mı yapacaksın? Barış masallarını mı anlatacaksın? Başbakan Erdoğan, madem bebeklerin, çocukların acısı karşısında susmaktansa Türkiye Cumhuriyeti Başbakan kimliğini kürsüye bırakmaktan bahsetmektedir. Bu sözünü yerine getirmeli ve Türkiye'nin başında bir daha gelmemek üzere suratla gitmelidir.
Amerika'ya giderken başbakan hayaliyle gittin. Bari dönerken utancından başbakanlık görevinden ayrıl. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin sınırları belirsizliğe ve risklere havale edilmiştir. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değildir. Vatanımıza bombalar sokulmakta, katiller elini kolunu sallayarak gitmektedir, girmektedir. AKP hükümeti Türkiye'nin mahvına neden olacak her tedbirsizliğin, her düşüncesizliğin ve her safsaklamanın içine gömülmüştür. Suriye'den gelen kanlı niyetler Türkiye'de deyim yerindeyse katliam yapmaktadır. PKK'lı teröristler AKP'nin bilgi ve müsamahası altında sınırlarımızda cirit atmaktadır. Hele ki terör örgütünün 8 Mayıs'tan itibaren sözde geri çekilme kararı bütün tartışmaların ortasına yerleşmiş kalmıştır. Militanların sırt çantalı, eli silahlı fotoğrafları gazetelerde yayınlanmış ve barış geliyor sözleriyle yapay iyimserlik servisi yapılmıştır. Hatta bazı gazeteler PKK dışarı, umut içeri manşetleri atarak kamuoyu yönlendirmesi yapmak için inisiyatif almış, pozisyon kapma telaşına düşmüştür. Bu arada PKK'nın meclis uzantısı BDP'li milletvekili ve başkanlar tehditlerle sınır tanımamışlar, militanların çekilmesi aşamasında herhangi bir saldırı olursa bunun sonucunun ağır olacağını ahlaksızca dile getirebilmişlerdir. Başbakan Erdoğan ise PKK'nın geri çekilme tarihini ilan edişini yadırgamış ve nasıl geldilerse öyle gitmelerini suya sabuna dokunmadan, kimseyi ürkütmeden beyan etmiştir. PKK'lı teröristlerin geri çekilmesi sanki terör bitmiş gibi sunulmuş, süreç ihanetinin verimli ilerlediği yorumlarına sahne olmuştur. Değişik tarihlerde ifade ettiğim gibi suçluların sınırlarımızdan dokunulmazlık zırhıyla çıkıp gitmesi kabul edilemez, onaylanamaz ve geçiştirilemez bir rezilliktir. Sınırlarımızdan çıkıp gidenler göçmen değildir. Sığınmacı veya kaçak işçi de değildir. Bu canilerin kırmızı pasaportları ya da sınırlarımızdan geçiş üstünlükleri de bulunmamaktadır. AKP'nin MİT kanalıyla mihmandarlık yaptığı, gözetlediği ara ve ana istasyonlar marifetiyle koruma sağladığı kişiler Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, korucularımızın ve masum vatandaşlarımızın kanını döken teröristlerdir. Bunlar suçludur. Bunlar terörü meslek edinmiş, cinayetten geçinen azılı canavarlardır. Sınırlarımızdan teröristlerin geçişine göz yummak, ortam açmak ve fırsat vermek işlenen suçlara iştirak olup ihanete payandalıktan başka bir anlama gelmeyecektir. Şehitlerimizin kanlıları, analarımızın gözyaşlarına neden olan eşkıyalar AKP tarafından neredeyse törenlerle uğurlanmaktadır. Bu çerçevede Başbakan Erdoğan şu sorularımızın cevabını mutlaka vermelidir. 1 Ağustos 2009 tarihinde başlatılan yıkım projesinden 10 Mayıs 2013 tarihine kadar geçen sürede toprağa düşen 557 şehidimizin katilleri de sınırlarımızdan çıkıp gidecek midir? 12 Haziran 2011 tarihinden 10 Mayıs 2013 tarihine kadar geçen sürede şehit edilen 371 kahramanımızın sorumluları bir şey olmamış gibi Irak'ın kuzeyindeki inlerine yürüyerek ulaşacaklar mıdır? Başbakan hükümeti bunlara nasıl müsaade edecektir? Bu kire, bu tavize nasıl rıza gösterecektir? Şehit ailelerine ne denilecek?
Şehit analarına hangi bahaneler üretilecektir? Başbakan Erdoğan anayasal suç işlediğinin farkında değil midir? PKK'lıları kapsamına alan bir Erdoğan affı çıkmıştır da bizim mi bilgimiz olmamıştır?